Maktul çıkarıldı mı? Dalgıç arkadaşlar uğraşıyor savcım. Otopsi için gerekli belgeleri hazırladık. Adliye tıba teslim edeceğiz. Kimlik tespiti de bu akşam hazır olmuş olur. Tamam süper. Zaten bildiğimiz bir şey öğreneceğiz. Değil mi? Doğrudur savcım. Ben şimdi çıkıyorum. Otopsiye sen bizzat gir, tamam mı? Tamam savcım. Kızıma bir söz verdim. Bir de kimlik tespiti yapılır yapılmaz haberdar et beni. Merak etmeyin savcım. Kimsin lan sen? Naber? Savcım? Müsaade var mı? Oturabilir misin? Başımla savcım, buyur. Bir sıkıntım var. Allah Allah. Sadece sıkıntı olunca mı görüşeceğiz biz seninle ya? Estağfurullah. Haber versen ben gelirdim ya sana. Habil'le Kabil'in hikayesini mi okuyorsun? Öyle başladım savcım. Bir iki cümle bir şeyler okudum. Adem'le Havva'nın ilk iki oğlu olarak geçer Habil'le Kabil. Kabil, abisi Habil'i kıskandığı için ona kin ve nefret duyar. En sonunda da dayanamaz, öldürür. İnsanlık tarihinin ilk cinayeti yani. Biri çobanmış, biri çiftçiymiş. Bunlar neyi paylaşamamışlar? Abimle görüşüyor musun? Savcım, eğer bana nasihat vereceksen Allah aşkına hiç yorma kendini. Vallahi Allah seni düşündüğümden söylüyorum. Bu ara benim nasihat verenim çok, soranım, arayanım gerçekten haddinden fazla çok. O yüzden şu an hani abi kardeş cinayeti noktasında değiliz. Hatta abi kardeş noktasında mıyız? O da muallak. Yani ondan da bir haberim. Senin tabii tabiatın o. Vur deyince öldürüyorsun. Bir aran yok yani. Savcım, ben 7-8 yaşlarında her sokağa çıktığımızda annemin elinden tutuyorum. Babam da diyor ki bana her seferinde, ulan eşek kadar adam oldun. Hala tutuyorsun annenin elini. Ama ben o zamanlarda sanki hissetmişim, o eli hiç bırakmamam gerektiğini sanki hissetmişim. Neyse, velhasıl kelam annemin toprağı taze. Babam bana geldi dedi, canımızı yakan şeyler bizi daha da güçlendirir. 10 yaşında bir çocuğa böyle tarif etti annesinin yasını nasıl tutacağını. Tabii ben defnettikten çok sonra üzülebildim yani. O zaman dank etti bana. Ben bir sabah kalktım. Aylar sonra bir sabah kalktım. Hüngür hüngür birden ağlamaya başladım durduk yere. Ama durduramıyorum yani. Bir kuytu köşe bir yer buldum böyle kimsenin olmadığı. O gün anladım işte ben. Yalnız büyüyeceğimi o gün anladım. Sonra dedim ki kendi kendime savcım, keşke bir abin olsaydı. Yükünü omzundan alacak, sırtından alacak. Beraber bu acıyla başa çıkabileceğin bir abin olsaydı yanında. Şimdi sen bana diyorsun ya savcım, sen sevilme ihtimalini bodozlama koşuyorsun hesapsız kitapsız. Koşuyorsam işte bu yüzden koşuyorum ben herhalde savcım. Haybe'ye mi koşuyorum bilmiyorum, orası belli değil. Ama yalnızlık Allah'a mahsus. Sen yalnız değilsin ki oğlum artık. Değilim ben, yalnız değilim. Yalnız değilsin. Babanla konuştum. Adam seni çok merak ediyor. Etmesin. Ha, ne oldu ki yani? Ne konuştunuz ki adamın hemen kestin hesabını attın? Ne oldu yani? Ne hesap verecek savcım bana? Hani nasıl bir hesap verecek? Al bence bunu bir oku. Şimdi bir nebze soğur belki. Ama her çocuk babasının söyleyeceklerini dinlemek ister. Sen okudun mu? Okumadım, bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum. Neyi neden yaptığını açıklıyor orada belli ki. İstediği kadar açıklasın artık, geç yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her babanın çocuklarından gizlediği bir mazereti olabilir. Bak bunu iki çocuk sahibi bir baba olarak söylüyorum. Savcım, senin mi sakladığın, geçmişinde gömdüğün şeyler var ailenden uzakta? Yani Canan Hanım'ın bile bilmediği şeyler bunlar. Canan'a söyledim ama. Ne diyorsun? Biliyor, her satırına kadar, her hecesini biliyor. Çocuklara? Yok. Onlara söyleyemedim. Ağır gelir diye korkuyorum, bilmiyorum. Kaldıramazlar diye düşünüyorum. Savcım bak şimdi, sen iki çocuk babası olarak bana nasihat ediyorsun. Ben de alıyorum, cebime, kalbime koyuyorum o nasihatini. Onunla beraber yürüyorum hayatta. Şimdi ben de sana bir babanın tek oğlu olarak Ancak bir şey söyleyebilirim, haşa nasihat edemem. Kaldıramazlar dediğin o şeyi erteleme savcım. Söyle gitsin, dök önlerini. Ne kadar erken öğrenirler o kadar iyi olur, o kadar bol zamanın olur. Bilsinler, emin ol sana inanacaklar. Affedeceklerse affedecekler, bunun için bir zamanı olacak çocuklarının. Eğer başkalarından duyacaklarsa bir şeyleri, başkalarından duymasınlar, senden dinlesinler. Düşünsene Selçuk Taşkın gibi olduğunu. Çocuklarının yüzüne bakamadığını düşünebiliyor musun savcım? Bakarken utanç duyduğunu düşünebiliyor musun? Şimdi sen bugün öğrendiklerini 6 ay yaşındayken babandan dinlemiş olsaydın ne değişirdi hayatında? Ciddi misin? Oo savcım, ben bir kere helallik almıştım. Elini öpmüştüm babamın. Çoktan hem de. Çünkü demiştim ki kendi kendime, ulan bu adam seni adam yerine koydu. Aldı karşısına, gözlerinin içine bakarak sana anlattı. Sana kıymet veriyor bu adam. Sana değer veriyor, seni seviyor derdim ya. Daha yani. İyi tamam, sen mektubu oku. Kendine fazla hırpalama. Ben kaçıyorum. Sağ ol. Sağ ol savcım. Beni gömdükleri yeri bilsem adresi çizer yollardım ama bilmiyorum. Akşamları bir saat hava almama izin veriyorlar. Eğer konuşmak istersen yakındaki bir telefon kulübesinin numarasını yolluyorum. Teravihden sonra ararsan bekliyor olacağım. Haklısın Akgün için endişelenmekte, anlayacaktır o da. Kanka tamam, asma suratını ya. Bilmiyorum, belki de gerçekten abisidir. Tatlıya bağlanır yani. Bu adamı hayatımıza monte eden babam. O kadar belli ki. Ama herif anlamıyor abi. Bu herifin yeri, yurdu, tamirhanesi mi ne belli mi? Nerede? Öğreniriz onu, kolay. Ne yapacaksınız öğrenip? Nasıl? Bir dur. Bir dur. Ben fikrimi söylemeyeyim mi? Fikrini söyleyemezsin gibi bir şey demedim ben. Neyi merak ediyorsun? Artık merak etmiyorum. Ya ziyaret edip öğrenecek işte, kimmiş, kimlerdenmiş. Değil mi Soner? Sana sormadım Eray. Eray'ın dediği gibi, tamam mı? Ne yapacaksınız öğrenmek için mesela? Cevabından mutlu olmayacağın sorular sormasan. Hadi ben seni eve bırakayım. Olur mu? Hava kararmadan. Kendim gidebilirim, sağ ol. Naz. 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 Sırası mı ya şimdi? Hı? Arkanı dönüp gitmenin sırası mı? Babam evime kadar soktu adamını. Yaptığın şeye bak. Bu yüzden mi ben yokmuşum gibi davranıyorsun? Bence Eray yüzünden böyle yapıyorsun. Ne yapayım? Çocuk belli ki sana karşı bir şeyler hissediyor. Ne yapayım yani? Gözünün önünde sarılayım mı sana? Hı? Eray'a duyduğum vicdan azabı benim ne hissettiğimden daha önemli. Peki. Ben de bundan sonra ona göre davranırım. Ben çıkıyorum Fatih Bey. Siz ofiste mi kalacaksınız? İyi akşamlar. Kahretsin ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamaz. Lütfen Allah kahretsin ya. Herkes seni terk ediyor oğlum. Herkes seni terk ediyor. Altay. Altay hadi. Hadi al şunları. Wow. Ne? Avukat hanım. Bu ne şıklık ya. Sağ ol ya. Bir şey yok öyle. Nasıl yok? Böyle hamsili pilavlar, yemekler, şıklıklar. Hayırdır? Ya benim her zaman yaptığım yemek normal. Yemek yani akşam yemeği. Vallahi siz bana pek normal gelmediniz. Ne diyorsun ya? Ne bileyim, baroda öyle el ele, diz dize bir şeyler. Yok gerek yoklar falan. Akşam yemekleri. Hayırdır? Abla. Annem pek bir süslü bugün. Ya Allah Allah. Eşofman sıkıldım. Öyle elbise giydim. Bir şey yok yani. Hadi zevzeklik yapmayın. Kurmuyor muyuz sofrayı? Hadi. Tabii. Geldim. Aşkım aç kapıyı. Hadi al sen de şunları. Hiç sıkılınca bu kadar güzel olamıyoruz. Altay. Baba. Ne yapıyorsun? İyiyim. Hadi canım. Hamsili pilav. Evet. Harika görünüyor. Senin tarifin? Sonu. Harika görünüyorsun. Annem de pek keyifli baba ya. Herhalde disiplin kurulunu ikna etti. Değil mi? Yok, çok da öyle olmadı da. Hadi, hadi sofraya. Kara lahanayı da aldım. Kara lahana da mı yaptın? Hoş geldin babacığım. Akgün. Sen insan değilsin. Beni bu hale soktun, sen insan değilsin. Hakaret mi yapacaksın? Her şeyin yalan dolan senin. Sen vicdansız bir adamsın. Vicdan? Can almış birisiyim ben. Her gün pişman olsam ne değişir? Selçuk Taşkın, sakın bana pişmanım deme. Sakın bana pişmanım deme. Bak beni bu hale soktun, sakın bana pişmanım deme. Çok şey için pişmanım ben. Ama seni hiddetlendiren şey için bir gün bile pişmanlık duymadım. O çocuk annemin oğlu. Evet, annenin oğlu. Yarısı da psikopat babası. Akgün'üme abilik yapar diye çocuğu öz evladımdan ayırmadım. Seni o bebek halinle öldürmeye kalktı. Çocuğu doktora yolladık, tedavi oldu dediler ama düzelmedi. O gün karar verdim çocuğu yollamaya. Annene de yasakladım görüşmesini. Lan senin tırnağına zeval gelse kendimi hayat boyu affetmezdim ben. Şimdi affedebiliyor musun kendini? Annem bu yüzden hastalandı. O çocuğu göstermedin, yasak ettin annemle görüşmesine. Bu yüzden hastalandı. Şimdi affedebiliyor musun kendini sen? Benim vicdanım temiz. Şimdi bu bildiğinle yaşamak zorundasın. Ha. Babam yok benim artık dersen kararına saygı duyarım. Benim her zaman bir tek evladım var. Anılarıma sığınır, ömrüm vefa ettikçe de uzaktan izler gururlanırım. Seni Allah affetsin Selçuk Taşkın. Sana son bir şey soracağım. Annemin oğlunu ayırt edebileceğin bir arazı var mı? Kafanda bir şüphe var. Sormamışım say, tamam. Sağ omuz arkasında büyükçe bir doğum lekesi vardı. Ya bir tane şarkı vardı ya. Babanız şive söylemeyince sinirleniyordu. Çaylünden öteye ciderim yani, hatırladın mı? Hatırladım anne lütfen. Tamam. Hatırladım, dün gibi hatırladım. Yani sürekli onu söylettiriyordun bize baba. Tezahürat da o çünkü. Altay hatırlıyor musun? Seni Rize sporlu yapmak için her gün bunu söylettirtiyordu. Sabah akşam sanki İstiklal Marşı gibi böyle evde söylüyordu sürekli. O zamanlar 2. ligdeydi Rize. O yüzden mi Galatasaraylı oldun? Göztepe yalnız. Ha. Aferin sana ya. Niye ki? Çok istikrarlısın. Aynı ben bak. Bu huyu bana benzemiş. Ya abla ne bileyim hani Rize çok uzak. Hani İzmir'deyiz enişten falan. Göztepe. Evet vallahi. Baba hiç gidemedik Rize'ye. Bir tanışamadık akrabalarınla falan. Ama bir şey de diyemiyorum. Çok yoğundun herhalde o yüzden. Uzaktı ya bir de. Ya belki de hani babam, babaannem ve dedem öldüğü için gitmek istemiyordu. tanıyamadık baba tarafını. Ya anne tarafı neyinize yetmiyor ya? Baba orada akrabalarım var değil mi? 6 ay. Şimdi bütün akrabalarımızla görüşeceğiz diye bir kural yok yani. Var. Orada akrabalarımız var. E tamam. İşte gidelim tanışalım ne güzel. Ya evet niye duruyoruz? Bu memleket sohbetini bir kapatabiliriz ya. Vallahi dedemin, babaannemin ben adını bile doğru düzgün bilmiyorum. Baba hiçbir şey anlatmadın bize onlarla ilgili. Yağmur. Tamam ya. Babaanneniz Ardeşen mezarlığında yatıyor. Adı Asiye. Selim. Dedeniz de hayatta. Nasıl hayatta? Sen bize çocukken öldü demiştin. Benim için öldü. Sizin dedeniz bir suçluydu ve hapis yattı senelerce. Nasıl suçlu ya? Babanız siz üzülmeyin diye saklamış sizden. Ha, sen de biliyordun yani. Biliyordum. İkiniz de bizden sakladınız. Ben sakladım. Anneniz bilmiyordu. O da yeni öğrendi. Suçu neydi peki? Selim. Siz bu gerçekle bir şekilde yüzleşmek zorunda kalabilirdiniz. Onun için geç de olsa bunu benden duyun istedim. Şimdi bunu sineye çekmek için, beni affedebilmek için belki biraz daha fazla zamanınız olur. Size yalan söylediğim için çok üzgünüm. Ama biraz buna mecbur kaldım. Mecburdum. Eğer yapabiliyorsanız... beni affedin. Selim Kara. Babacığım kaldır kafanı. Emel alışık değiliz seni böyle görmeye. Sen sırf bizi korumak için dedemin kim olduğunu, yaşadığını bize söyleyememişsin. Ne diyeceğiz sanıyorsun? Sen kendini bize açtıkça biz sana daha çok yaklaşıyoruz. Baba. Bende yer var mı ya? Ha? Ya. Nereye geleyim? Ya buraya. İyi yaptın. Ne? Bak hadi yüzünü asma artık kardeşim. Tamam iyi yaptın. Şikayetini geri alarak diyorum. Eyvallah. Ama biri gelip ağzımı burnumu kırdın da destek için ben seni aramayayım bir daha. Tamam mı? Bak bunu bana kesin hatırlatma. Bak kardeşim ben senin her zaman yanındayım. Tamam mı? Beni her zaman arayabilirsin. Nasıl anlatayım? Hadi hadi. Evet hadi. Sesini kızım ya. Fatih? Fatih? İyi misin? Herkes beni teker teker terk ediyor Serap. Herkes. Şurada dışarıda bir polis arabası var hemen şurada. Şurada görüyor. Bak beni takip ediyor. Şurada hemen. İyileşemeyecek bir hasta gibiyim ben. Çok... Dur gel dur sakin ol. Gel otur. Niye kapıyı çalmadın? Bu kapının da yüzüme kapanmasından çekindim. Delirme lütfen. Serap bak ben kötü birisi değilim. Değilsin tabii ki Fatih. Gerçekten değilim. Bak. Hani sen bana en çirkin gerçek yalandan daha iyidir demiştin ya. Duymaya hazır mısın? Ben gerçekten böyle olsun istemedim. Hiç istemedim. Bir kazaydı. Dokunmadım bir de. Elimi sürmedim. Böyle düştü. Kendi kendine denize düştü ve ben yardım etmeye çalıştım ama yardım edemedim, beceremedim. Ve paniğe kapıldım. Biri öldü. Ben bilmiyorum Serap. Öldü evet öldü. Ama ben gerçekten hiçbir şey yapmadım Serap. Gerçekten hiçbir şey yapmadım ben. Soner Sancaktar. Sizin oğlunuz değil mi? Soyadı Sancaktar değil. Akgün'ün arkadaşı. Bana gıcık oldu. Benden şüpheleniyor. Çok fazla zamanım yok. Halil Sadi Bey, merak etmeyin. Benim de çok zamanım yok. Akgün Gökalp bana geri dönecek. Eleman çıktı. Gördüm. Ben de aynı yere bakarım ya. Eray. İyice her yere. İnsan hayatını niye kağıtlara yazar ki? İyi ki buradasın. Gidecek başka yerimiz mi var? Otele de mi gidemiyorsun? Burayı seviyorum Yağmur. Senin yakının burası. Hoşuma gidiyor ya. Ben Gökhan'la alakalı artık daha çok şey biliyorum Yağmur. Ama nasıl diye sorma şimdi. Annemin oğlu mu değil mi öğrenilecek yani net. Evet yani bence de. De esas benim kafama takılan... Soner Efendi. Üzdük Soner'i, üzdük. İsteyerek yapmadığını biliyorum. Haklı olduğunu düşündüğüm için bu noktaya geldim belki. Yani Soner'in ya haklıysa dedim kendi kendime. İçime düşen şüphenin acısına gittim, Soner'den çıkardım. Yani her zaman yaptığım şey kırdım döktüm işte. Üzdüm, çok üzdüm Yağmur. Bu adam benim için cezaevine girdi Yağmur ya. Arkamdan geldi, bunu kim yapar? Ben ne yaptım? Yine paramparça ettim. Benim suçum yani. Akgün, işte bu yüzden. Bu yüzden Soner seni anlayacaktır. Sen içini rahat tut Akgün. Eğer söylediklerinde bir haklılık payı varsa... eğer üzerime oynanan bir oyun varsa Yağmur... bundan emin olduğum dakika... kapatacağım hesap defterine Gökhan'ın. Çekerim fişini, affetmem. En azından artık emin olman gerektiğini biliyorsun. Soner'in kurduğu ilk cümleden beri sanırım bunu biliyorum Yağmur ama hep inkar ettim, hep. Sürekli benim dertlerimle uğraşıyorsun. Sürekli benim dertlerime koşturuyorsun. Kendini anlatıyorsun. Anlatmak ister misin? Dedem yaşıyormuş. Sen biliyorsun. Yani kısmen tabii. Biraz da kısmet. Bir suçluymuş Akgün. Yıllarca hapis yatmış. Babam da bunu bizden gizlemiş. Çok kızdın mı babana peki? Aksine hiç kızmadım biliyor musun? Daha çok sevdim babamı. Daha yakın hissediyorum ona karşı. Yani... insanlar zayıflıklarını açığa çıkarınca... daha bir gerçek oluyor gözümde. Ama sen... daha ne kadar sevebilirsin ki babanı yani? Bire zaten sona dayanmış. Kırmızı ışık yakıyor. Ama işte... ilk defa ben böyle kırılgan gördüm babamı. Çok üzünlüydü. Acıklıydı. Ama şahaneydi. Şahane olan sensin Yağmur. Beni de daha iyi anlıyorsun o zaman artık. O niyeymiş? Ailende artık bir sicil var ve bunu biliyorsun. Ya. Ya fırsatçısın. Akgün ya. Ben böyle senden uzaklaşayım diyorum. Daha ilk dönemeçte. Nefesim kesiliyor. Biz ne yapacağız böyle ya? Sen beni iyileştiriyorsun. Yani bir insan evladı düşün ki... pijamalarıyla bile dünyanın en güzel kadın oluveriyor gözümde. İyi şey, gideyim ben süsleneyim, makyaj yapayım, hayır, bir şeyler yapayım. Hayır asla. Çünkü böyle sanki gelmişsin de bir daha gitmemek üzere gelmişsin de hep kalacakmışsın gibi oluyor. Yağmur gitme, ben bugün bu gece burada kalacağım çünkü sen de kal yanımda. Akgün. Yağmur lütfen yanımda kal ya. Ne olur ya. Kal işte. Ha, ne olur demene gerek yok. Deme. Kalacağım. Yanındayım. uyuyakalmışız. Sen... Uyudun, ben de kıyamadım, uyandırmadım vallahi ya. Akgün, belim tutulmuş. Geçmiş olsun. Bana bir masaj borcun var. Söz olsun. Kim o? Soner, bak ben senden... Dur şimdi, oraya hiç girme. Görmen gereken şeyler var. Acil mekana gel. Acil. İyi misin? İyiyim. Ben gideyim. Sen de işlerini halledersin. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Günaydın. Günaydın. Otur kahvaltı yapalım, hadi vaktin varsa. Yok, hiç vaktim yok ya abi, haber bekliyorum. Çıkacağım şimdi. Ama bir çayını içerim. Abi omlet yaptım, maydanozlu süt. Yersin baba, hiç olmaz. Omlet. Afiyet olsun. Selim. Hı. Bu Fatih meselesi harbici mi ya? Haber bekliyorum dediğim o işte. Yani gelen habere göre şu anda onu tutuklamaya gidiyor olabilirim yani, bilmiyorum. Ya abi yani sen bilirsin ama Fatih adam öldürecek biri değil ya. Tamam biraz kurnazdır, biraz işten pazarlıklıdır filan ama yani ya elini kirletmez, o kana bulamaz yani. Metin, ben sana bir söyleyeyim mi? Fatih denen adam hiçbirinizin göremediği kadar kirli bir adam. O yüzden her şeyi yapabilir Fatih. İnan bana. Yani duyunca uzak durayım dedim ama ne yalan söyleyeyim, içimden de hep diyorum ki inşallah çıkmaz öyle bir şey. Ayrıca başka bir şey daha var. Ne? Boran Yaman'la tanıştım. Babamla? Babamla. Bir dava için geldi, biraz görüştük. İyi abi, ne diyeyim işte, görüşmüşsünüz, hayırlısı olsun. Hayır, duyabilirsin. Kulağına gelebilir diye söylüyorum yani. Baban belli ki boyundan büyük bir takım işlere girişmiş. Peşine düşebilirim, tutuklayabilirim yani. Her an her şey olabilir. Selim, benim bir babam yok. Yani dolayısıyla endişelenecek bir şeyim de yok. 20 yıldır yok yani. Onun için söylüyorsan. Bil diye söylüyorum ya. Yani. İyi tamam. Bildiğim gitti işte. Tamam. Hadi ben çıkmak zorundayım. Tamam, yeseydin işte şu yumurtayı, yeme. Metin, gerçekten yiyemem. Çıkmak zorundayım. Çok güzel görünüyor. Alacağım olsun. İyi, tamam hadi. Ha, söyle. Savcım, maktulün kimlik tespiti yapıldı. Evet. Korhan olduğu kesinleşti. Tutuklamak için sizi bekleyelim mi? Hayır, geliyorum. Tamam. Affet. Tamam. Tamam, eyvallah. Akgün. Tamam, çok sarılma da. Akgün, sarılma da çok. Oğlum bir bırak ya. Tamam, şuursuz hareketler yapıyorsun Akgün. Bırak, tamam. Sen söylediğin her şeyde sonuna kadar haklıydım birader. Ağzımın kemiğini, dilimin... Tamam, eyvallah. Keşke söylemeseydim. Bak, beni dinle. Keşke söylemeseydim. O söylediğim şeyleri keşke söylemeseydim sana Soner. Sonuna kadar haklısın. Çünkü niye? Beni düşündüğün için söylediğin şeyler de onlar. Anlatabiliyor muyum? Tamamen beni düşündüğün için söylediğin şeyler de. Tamam, anladım, eyvallah. Daha fazlası lazım Soner. Vur. Bak bir şey için çağır. Oğlum bir dur, bir uzatma artık. Bir şey için çağırdım ben seni buraya. Görmen gereken bir şey var diyorum ya. Bana hani. Hatırlıyorsun. Ben sana sen... Oğlum uzatma bak, uzatıyorsun gene ya. Hadi vursana bana. İçin soğusun. Hadi benim de hadi. Bak şuna. Ahmet. Ne oluyor lan? Bak şunlara. Bak. Ne bunlar? Herifin tamirhanesine gittim. Çekmecede buldum. Herif dersine iyi çalışmış. Abin rolüne yani. Adalet sitesi. Uzun bekler. Herif sahtekar. Sen hazırsan. Ahmet topla bunları. Düş arkamıza. Mekanı erken kapatın bugün. Özür dilemek için geldim. Yani Fatih hakkında söylenenleri duydum. Endişe ettim biraz senin için. Bir de ne bileyim, bu adamı aklına ben soktum senin. Endişe ettin. Yani biliyorum. Uzun zamandır biraz uzağız. Ha, farkındasın yani. Serap bak, kocanın yaptığı saçma sapan hareket için beni de suçlayıp aramıza mesafe mi koydun sen Emel? Hayır, hayır. Asla senin hiçbir suçun olmadığını çok farkındayım ben. Ha, çok sağ ol. Yani bunun farkındasın ama yine de benden uzak durmayı seçtin. Bunu mu anlayayım? Serap ben boşanıyorum, farkındasın değil mi? Duydum. Gelip sana destek olmak istedim ama... Yaşadığım olaydan sonra kapımı çalmayan arkadaşıma ne diyeceğimi bilemedim açıkçası Emel. Kapını çalamadım, evet. Neden Emel? Çünkü... Kocamın bu yaptığı şeyden sonra suratına bakmak o kadar zordu ki benim için. O kadar utandım ki sana karşı. Yani daha da önemlisi... Kocamın benim yerime tercih ettiği kadınla yüzleşemedim. Kendimi çok yetersiz hissettim çünkü. Aşamadım yani burayı. Emel'cim ya, neler söylüyorsun sen? Harika bir kadınsın. Kendini böyle gerçek olmayan saçma sapan şeylere inandırıyorsun ya. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum çünkü öyle, gerçek bu. Neyse hadi. Sen nereye gideceksen git. Ama bundan sonra daha sık ara beni, olur mu? Artık yalnızım nasıl olsun. Tamam. Arayacağım. Sana bugünün geleceğini söylemiştim değil mi? İndir, indir. Bunları indir. Ne yapıyorsun? Siz çay içmeye böyle mi geliyorsunuz? Çayı sonra içeriz. Kimin köpeğisin? Kimin köpeğim? Akgün. Bir şey yapmadan önce iyi düşün. Halil Sadi mi yolladı seni? Kim? Halil. Ne diyorsun bilmiyorum. Tanımıyorum ben. Bunlar ne? Ne bunlar? Bunlar benim özel not. Hepsini yazıyorum ben, evet. Kendim için. Kimse bilmiyor. Bilmesini istemiyorum. Sana da söylemiyorum çünkü seni tanımıyorum. Kimse bilmiyor Akgün. Uzatma lan çakal. Bunlar ne? Sana böyle net bir soru soruyoruz. Akgün, bunlar benim özel notlar. Hatırlamak için. Bir insan her fotoğrafa, her bulduğu not kağıdına niye isimleri, tarihleri tek tek ayrıntılı bir şekilde yazar? Konuş. Konuş lan! Çünkü birinin abisini oynayacaksan bu tarz küçük notlar işe yarıyor değil mi? Ben niye birisinin abisini oynuyorum? Ben onun abisiyim zaten. Akgün, ben rol yapmıyorum. Ama bu sana yalan söylüyor. Soner! 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 Sakin ol, sakin ol. Sakin. Eğer annemin oğluysa bir doğum lekesi olacak. Sağ omzumda. Aç elini. Akgün. Sıkı tut. Sıkı tut. Beni dinle. Akgün bak, beni dinle. İz vardı. İz vardı. Ben doğduğumda iz vardı. Ama ben onun üzerine dövme yaptım. Üstünü kapattım, anlıyor musun? Bak, bunu sana ispat edemem ama iz vardı. Akgün, bana bak. Bana bak, beni dinle. Senin baban beni başka memlekete yolladı. Anlıyor musun beni? Ben geldim buraya. Evet, seni biliyordum. Seni biliyordum ama ben senin yanına gelmedim. Sen benim yanıma geldin. Çünkü tezgahı böyle kurdunuz. Lan tezgah falan yok. Lan Akgün, beni dinle. Tezgah yok. Senin yanına gelmedim çünkü benim secerem bozuk. CV'm bozuk. Sana anlattım ben, her şeyi anlattım. Ben senin annenin oğlu değil miyim? İkimiz de Semiha'nın oğluyuz. Sen Semiha'nın oğlu değil misin? Annemin adını ağzına alma lan! Aa. Canan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Dün geceden bu yana? İyi. İyiyim yani. Bir şey mi oldu? Ben bu sabah uyandım. Evet. Ve sana bunu söylemem gerektiğini düşündüm. Ne? Gerçi burası da hiç yeri değil ama. Ne oluyor Canan? Canan. Ben şu an anlamıyorum. Biraz da... Bu tarafa doğru gel de. Ne oldu ben? Korkutma beni. Bir şey mi oldu? Hı? Bir şey yaptım. Ne yaptın? Yani bir şey yaptıysan ve sinirlendiysen gerçekten bilerek yapmadım. Kafam çok yoğun. Yani ama önce bir sebebini söyle sonra istiyorsun. Sebebi... Beni ikna ettin çünkü. Ne? Yeniden başlamaya ya da denemeye işte sen artık nasıl adlandırırsan. Sen ciddi misin? Yani ciddiyim de bir yandan da bir korkuyorum yani. İşte sen... Saçmalama. Ya korkuyorum. Korkulmayacak gibi de değil şimdi. Sen yine bir şeyler yapacaksın. Ben deli olacağım. Bilmiyorum. Bir şey bulursun, yaparsın yani. Ben pişman olacağım sonra. Bizim ya Altay'la Yağmur var tabii. Onların da psikolojisini düşünüyorum bir yandan. Gerçi bir yandan da iyi görünüyorlar ama ne bileyim işte. Onları düşünmem gerektiğini düşünüyorum. Bana hiçbir şey olmaz. Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Çocuklara da bir şey olmayacak. Onların çünkü hiçbir şeyden haberi olmayacak. Söylemeyeceğiz onlara. Gizli gizli mi? Evet. Selim. Canan ne olur? Çok heyecanlı değil mi? Saçmalama ne diyorsun ya? Allah aşkına sotelerde buluşacağız, kafelerde buluşacağız. Evet, tadını çıkaralım bunun ya. Hı? Seni çok seviyorum lan. Ben de seni çok seviyorum. Ama daha onun en güzel ikinci ayar. Ne oldu? İkinci oldum yani. Hayır, bugün aldığım en güzel 2 haberden biri diğeri. Canan. Tamam ya. Saçmalama şurada. Tamam anladım. Gel. Savcım, hazırız. Tamam geliyorum. Canan, Fatih'i yakaladık. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Ay o yüzden işte. Ben. Geleyim mi ben? Gel. Hı? Gel. Serap? Hayırdır? Senin ne işin var burada? Savcım, Serap Hanım Fatih Bey'in tanığı ifade vermeye gelmiş. Tek suçu benim o akşam, o saatte orada olmamdı. Ertesi sabah neden moralimin bozuk olduğunu biliyorsun şimdi. Dokunmadım. En ufak bir hatam, en ufak bir suçum yok. Ama böyle ufacık bir hata yüzünden şimdi hayatım kaymak üzere. Dışarıda polisler beni tutuklamak için bekliyorlar. An meselesi tutuklanmam benim Serap. An meselesi. Sana yardım etmemin bir yolu var mı? Ne? Sana yardım etmemin bir yolu var mı? Var. Var ama yok. Sonrası senin için daha kötü olur Serap. Anlat. O gece Fatih gelip beni marinadan aldı. O gece benden başka hiç kimseyi de görmedi. Arabadan da hiç inmedik. Sonra beraber eve döndük. Bu kadar. İyi. Akgün biliyorum. Sen şimdi bana çok kızacaksın. Bunu okuduktan sonra bütün kızgınlığın geçecek. Ben eminim. Ah. Eline ne oldu? Yok bir şey Yağmur, bu ne? Abinle senin DNA testi sonuçlarınız. Bu saç Akgün'ün. Akgün nerede? Gitti mi? Babacığım, bak ben bunları aldım. Her şey hazır. Sen hallet bunu ya. Lütfen bak, hem Akgün'ün içi rahat edecek, hem biz rahat edeceğiz. Hadi. Tamam, halledeceğim. Sevinsene. Bak kardeşsiniz ya, bu test her şeyi kanıtlıyor. Niye sevinmiyorsun? Abin senin. Evet. Nasılız? Kendimize gelebildik mi biraz? Da. Uğraşın. Çok büyük bir hasar yok. Merak etmeyin. Yalnız içinde bulunduğunuz durum nedeniyle sizi bugün müşahede altına tutacağız. Kaçayım mı Uğraç? Ne istiyorsun? Niye burada kalıyorum? Ölmeyeyim diye mi? Beyninizdeki tümör nedeniyle. Doktor, ben o tümörü seviyorum. O hep kafamda. Bana iyi geliyor. Biz hep onunla beraberiz. Her şeyi kafamda siliyor. Ben ne yaşıyorum, ne yaşadım, ben kimim? Hepsini unutturuyor bana. Ben seviyorum o tümörü. Her şeyi unutturuyor bana ama kendini unutturmuyor. Kim olduğunuzu hatırlamaya başladınız o zaman. Da. Меня зовут Gökhan Şen. Gökhan. Türk'üm ben. Bak doktor. Cemile. Buraya yazıyorum. Hep. Türkçe. Sonra okuyorum. Unutmuyorum. Ne yazıyor? 6 ay. 6 ay. Bu ay bitti. 6 ayım var. Sonra ölüyorum. Görüyor musun? Bak. Bu benim. Gökhan Şen. 28 yaşındayım. Kafamda portakal kadar tümör var. Anıyor musun doktor? Это жизнь стала для меня испытанием. Anıyor musun? Hayatım. Benim hayatımı hep işkence yapıyorlar doktor. Benden aldılar herkesi. 6 ay kaldı. 6 ay bana yetiyor doktor. Bana bunu kim yaptı? Tek tek ağlatıyorum. Sahne benim. Ağlıyorlar. Ben onlara bakıyorum ve güzel gülüyorum. Seyirci gözyaşları var. Herkes bana bakıyor ve ben gidiyorum. Finish. Perde kapanıyor. Akgün ne oldu? Abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.